Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki. Sallû ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zünebina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve nuran ve elhikna bis salihin. Amin ya mu'in. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allemtena. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyzi, bereketi, her türlü güzelliği, ikramı sizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip olsun. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'in artık son 10 gününe gireceğiz. Çok yakın bir zamanda işte 10 gününde İçerisinde olan Kadir Gecesi'ni yakalamayı ve 1000 aydan daha hayırlı olan o Kadir Gecesi'yle beraber ihya olmayı ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rızasını kazanarak 0 kilometre affedilerek cenneti de kazanmış olanların listesine kaydedilmek suretiyle bayramımıza girebilmeyi, cehenneminden de azat olabilmeyi hepimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet, Kadir Gecesi dedik. Hakikaten önümüzdeki pazar günü akşam namazı okunduktan sonrasında son 10 gecenin içerisine, son 10 güne girmiş oluyoruz. Yani son 10 gün pazartesi günü başlıyor ama gecesi pazar akşam namazından sonra olacağı için biz artık o son 10 geceyi ve son 10 günü çok daha fazla dikkate almalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde arayınız buyurmuşlardı. Onun için de son 10 gecesinde Ramazan-ı Şerif'i kaçırmamak için, Kadir Gecesi'ni yakalayabilmek için İtikaf denilen ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene pandemiden ötürü yapamıyoruz ama gönlümüzde bu var elhamdülillah. Rabbim niyetimizi kabul eylesin. Hani güzel bir söz vardır. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır diye. Hakikaten bazen insan öyle güzel niyetler içerisinde olur ki belki o ameli uygulayamaz ama niyetiyle beraber Allah Celle Celaluhu sanki yapmış gibi o kimseye o sevapları ihsan eder, ikram eder. Allah Celle Celaluhu Rahman'dır, Rahim'dir. Allahu Teala Celle Celaluhu kullarının her zaman için o rahmetiyle tecelli etmek suretiyle niyetlerini bilir ve ona göre de kendisine ikramda bulunur. Dostlar, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde yine Kadir Gecesi'ni tek gecelerde, son 10 gecenin tek gecelerinde aramamızı buyurmuşlardı. Peki biz niye Kadir Gecesi'ni 27. gecede efendim idrak ediyoruz? Türkiye'li olarak, diğer dünya Müslümanları olarak. Çünkü o noktada ayrı bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in
son 10 gecesinde 27. gecesinde arayın buyurmuşlardı. Onun için de ittifak olarak bütün Müslümanlar, dünya Müslümanları 27. gecesine biraz daha hassas davranmış oluruz. Şimdi bu noktada hiç ama hiç unutmayacağımız Kadir Gecesi duasıyla alakalı Hazreti Aişe annemizin radıyallahu anha buyurdukları o duayı da paylaşalım. Diğer dersimize geçmiş olalım inşallah. Aişe annemiz radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kadir Gecesi olduğuna anlasam o gece nasıl ibadet edeyim, nasıl dua edeyim buyurunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin yakından bilmiş olduğu Kadir Gecesi duasını bizzat kendisi öğretiyor. O dua o kadar güzel bir dua ki o duayı sadece Kadir Gecesi veya sadece Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi değil, bütün senenin içerisinde, bütün günlerimizde de kullanmamız efendim önem arz ediyor. Çünkü ihtiyacımız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kadir Gecesi duası olarak Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani anlam olarak Türkçesiyle ey Allah, ya Rabbi, yüce Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, ikram sahibisin, kerimsin, Allah'ım beni affet. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, ikram sahibisin, beni affeyle. Tabii bunu sonuncusunu anni olarak değil de anna diye bitirirsek, Arapça ifadesiyle söylüyorum, orijinal ifadesiyle, o zaman da bizi affeyle diye Allah'ımıza dua etmiş oluyoruz. Bizi derken artık o bütün Müslüman kardeşlerimizi içine alıyor. Dolayısıyla anna'yı da söyleyelim. Anni olan da beni affet ya Rabbi diye olan bölümü de söyleyelim. Bizi affeyle olan bölümü de söylemeye çalışalım. Rabbim şimdiden Ramazan-ı Şerifimizin son 10 gecesinde olan Kadir Gecesini yakalamayı, o geceye erişmeyi ve o gecenin feyzinin, bereketinin üzerimize sağanak sağanak yağmasını ve sonra inşallah tertemiz sabaha efendim erişmemizi, pırıl pırıl olarak da bayrama çıkmamızı nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'nin o kadar feyizli, bereketli olduğunu ve ne kadar mükafat efendim bizlere vereceğini sadece kısa bir hadiste şöyle buyurmuş. Kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor. Nasip olsun inşallah. Haftaya yine Allah nasip ederse bu dersimizde duracağız. Çünkü bir iki gün sonrasında yine Kadir Gecesi ile ilgili bir efendim Türkiye'mizde ve dünyada Kadir Gecesi programları yapılacak. Biz de haftaya dersimizde Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz diye bununla ilgili sizlerle beraber bir sohbet etmiş olacağız inşallah. Güzel insanlar, dostlarım. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta bizlere hayat ölçüsü olarak bildirmiş olduğu 5 maddelik bir hadis-i şerifinden sizlere bahsetmek istiyorum. Yani derler ya, altın harflerle yazılması gereken, çok ama çok üzerinde durması gereken ve sonra da
sadece bizimle de kalmayıp başkalarına da aktarmamız gereken bir hadis-i şerif. Rabbim dinleyip öğrendikten sonrasında uygulamayı ve başkalarına da anlatabilmeyi nasip eylesin. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Yine hatırlayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar mübarek? Kim benim bir hadisimi işitir, onu güzelce öğrenir, sonra da başkalarına aktarırsa Allah onun yüzünü ak eylesin. Allah onun yüzünü nurlandırsın buyurmuştu. Rabbim bize o dereceyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdalısı, hadis sevdalısı, hadis-i şerifleri öğrendikten sonra uygulama ve ondan sonrasında başkalarına anlatma, böyle bir koşuşturma, böyle bir heyecan, böyle bir dava insanı. Bütün yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun ismi, Allah'ın dini hakim olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes tarafından bilinsin ve kendisine saygı duyulsun. Kendisinin göndermiş olduğu hayat ölçüleri uygulansın. Yeryüzünün bütününe Allah İslam'ı, Kur'an'ı hakim eylesin. Amin. İşte sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek hadislerinde bizlere ilk birinci şartında şöyle buyuruyorlar. İttakil meharim tekün a'beden nas. Yani haramlardan kaçın ki insanların en abidi, insanların içerisinde Allah'a en çok ibadet etmiş olanı olasın. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haramlardan kaçınmayı bir yere adeta götürüyor. Nereye? Allah'a en çok ibadet eden bir kul olmaya götürüyor. Zaten hedefimiz, gayemiz Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya karşı olan saygılı olmak değil midir? Saygılı olmaktan da kasıt nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. İşte burada da bize bu noktada bir tembihat yapılıyor. Haramlardan kaçın. Gözün haramdan kaçsın, elin kaçsın, ayağın, dilin, kulağın. Yani insanın azaları, özellikle de kalpteki temizlik, berraklık bütün insanın diğer vücuduna, diğer organlarına yansıyor. Rabbim kalplerimizi o kendi iman cevheriyle doldursun. Orada bir kir kalmasın, leke kalmasın inşallah. Sonrasında da diğer organlarımıza bu iman nuru yayılsın, 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 yayılsın. Öyle olalım ki her yerde Allah ile beraber olduğumuzu unutmadan bir hayat sürelim. Bir yere bakacağımız zaman Allah buna müsaade ediyorsa bakalım, müsaade etmiyorsa hemen başımızı çevirelim. Bir konuşma yapacağımız zaman düşünelim, Allah bundan razı mı, değil mi? Razıysa konuşalım, değilse hemen uzaklaşalım. İnsan Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya nafile ibadetlerle öyle yaklaşır ki buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kimse Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yeryüzünde adeta gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olur. Bu ne anlamadır? Yani mecaz anlamı olarak veriliyor. İnsan artık Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun istediği yerlere bakar, Allah'ın istediği efendim davranışları sergiler, Allah'ın istediği yeri tutar elleriyle, Allah'ın istediği yerlere gider ayaklarıyla, Allah'ın istediği şeyleri konuşur dilleriyle. İnşallah nasip olsun. Bu dünya hayatımızda bir orayı yakalarsak var ya, her yerde Allah ile beraber olduğumuzu bir hissedebilirsek olay çözülmüştür.
Mesela bazı insan günah işleyeyim, sonra da tövbe edeyim diyebiliyor. Nasıl olsa tövbe kapısı sonuna kadar açık. Tabii günah işledikten sonra bir tövbe etmek gerekiyor, bir erdemdir. Ama en güzeli, en üstün davranıştır günah işlememektir. Harama düşmemektir. Ona dikkat etmektir. Çünkü günah işlemek adeta bir efendim kağıda düşünelim. Bir yazı yazdınız. Kirlettiniz kağıdı. Sonra da ben bunu silmem gerekiyor diyorsunuz. Siliyorsunuz. Silince de iz kalıyor, iz. Yani siz günah işlediniz, burayı kirlettiniz beyaz sayfayı. Silme ne demektir? Estağfirullah demektir, tövbe demektir. Yapın. Harika bir şey. Tabii ki bırakmayacağız tövbemizi. Ama önemli olan efendim o kiri baştan o deftere yazdırmamaktır. Çünkü silindikten sonrasında da kir kalıyor ya. Mesela büyükler demiş, bir insanın söküğünü altın iğneyle bile dikse izi kalır. Sökük yani. Allah bize günahlardan uzak kalmayı, haramlardan uzak kalmayı nasip eylesin. Tertemiz kalabilmeyi nasip eylesin. Öyle kullar var mı Allah-u Teala'nın? Var. Cenab-ı Hak Celaluhu o kulların listesimizi de kaydetsin inşallah. Öyle güzel insanlar tanıyorsunuz ki yani bir gidiyorsunuz mesela bakıyorsunuz yabancısınız o eve, o giden Allah dostu, o giden efendim güzel insan soruyor. Diyor ki kıble ne taraf? Şurası diyorlar. Evet, ben oraya arkamı vermeyeyim, ona göre oturayım diye düşünüyor ve farklı bir şekilde kıbleye saygısını gösteriyor. Öyle güzel insanlar var ki bakıyorsunuz, ayakkabısını koyacak camide veya evinde, terliğini koyacak, mümkün olduğu kadarıyla o cansız bir varlık, ayakkabı, terlik. Ama kalpte bir Allah'a saygı var ya, ayakkabısını bile koyarken, çevirirken uçlarını kıbleye karşı koyuyor böyle. Sanki bunlar da ibadet etsinler, bunlar da kıbleye dönsünler diye. Zarif, ince bir düşünce. Yani her şeyde, her yerde Allah'ı bulabilmek, görebilmek. Gömleğinizi giyeceksiniz. Gömleğinizi giyeceksiniz, ayakkabınızı giyeceksiniz, pantolonunuzu giyeceksiniz. Herhangi bir efendim elbise giyiminde hemen o anda hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Allah bundan nasıl razı olur? Sağ elimizi ilk giymekten, sağ ayağımızı ilk giymekten razı olur. Çıkartırken de sol taraftan başlayarak çıkartmak. İşte Allah'ı her yerde görmek, Allah'a her yerde saygılı olmanın ifadeleri. Yemek yiyeceksiniz. Yani yemek yenir, her türlü yenir. Ama bu yemeği yerken Allah'a saygılı olarak yemenin ölçüsü nedir? İlk önce yemeğe girerken güzel bir şekilde elimizi yıkamak. Sonrasında mümkünse iftar için söylemiyorum. Normal yemeklerimizde tuz ile başlamak, besmelemizi unutmamak, önümüzden yemek, sağ elimizle yemek, işte Allah'a saygılı olmak. Yatağımıza yatacağımız zaman Allah'a saygılı olmanın yolu efendim sağ tarafımızdan yatmak, besmele ile yatmak. Sonra bir insan yatağına girdiği zaman ilk sözlerinden bir tanesi de şu olmalı. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Şunları söylüyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o kimsenin o gün yapmış olduğu günahlarına kefaret olur. Temiz giriyorsunuz yatağınıza. Fatiha'nızı okuyorsunuz, Ayet-el Kürsi'nizi, Kafirun suresini, İhlaslar, Felak, Nas ve o arada zaten uyumuş oluyorsunuz. Hayırlı uykular. Dostlar, Allah-u Teala Celle Celaluhu rızasından, kendi yolundan, kendisiyle olan barışık hayatımızdan bizi hiç ama hiç ayırmasın. Koparmasın. Koparsak nereye gideriz ki?
Onun için en güzel yol burası. En güzel adres burası. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sözüne dönmüş olalım. Buyuruyor ya, haramdan kaçın ki Allah'ın en çok yeryüzünde ibadet eden insanlar içerisinde sen olursun buyuruyor. Şimdi haramlarımızdan böyle dikkat edelim. Sağımızda solumuzda ne varsa böyle gıybetler, dedikodular, bakışlar, televizyonlar bunlarla alakalı. Haramsa hemen kırmızı kart. Benim burada işim yok diyelim yani, demeye çalışalım Allah'ın izniyle. Çok da güzel olacaktır. Hayatımız tertemiz kalacaktır. Rabbimize de temiz ulaşmış olacağız inşallah. Yakın tarihte ben de kayınpederimi kaybettim. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Birkaç gün içerisinde onlarla meşgul idik. Yani güzel bir insandı. Namazlı, abdestli, cömert. Dolayısıyla sevenleri de çok oldu. Yani bir hoca olmamasına rağmen efendim o güzelliğinden, o ikram edicisinden, efendim Allah'a bağlılığından, camiye cemaatine düşkünlüğünden bir baktık ki hemen anında 41 tane hatmi şerif toplanıverdi. Yani insan Allah'a bağlı olduğunda Allah-u Teala Celaluhu ölüsünü, dirisini, kadınını, erkeğini, gencini, yaşlısını boş bırakmıyor. Yeter ki biz adresimizi efendim iyi bulalım ve bilelim. Navigasyon bizi Allah'a götürüyor. Götürsün, götürsün. Oradan da cennete, cemalullah'a götürsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nurlu kucağına bıraksın bizi inşallah. İkinci maddemi de söyleyeyim ve kalan 5 maddelik bu hadis-i şerifimizi haftaya dersimize inşallah sizlere konu olarak getireceğim. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَرُضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın. Bir daha söylüyorum. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun, Allah'ın yeryüzünde yapmış olduğu bir taksimat var. O taksime razı ol ki insanların en zengini olasın. Zenginlik ölçüsü parayla değildir, gönülledir. Gönül zenginliği hiçbir zenginlikle örtüşmez. Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Baştan ona efendim söyleyelim. Maddi manevi yönden Rabbim bize gönül zenginliği nasip eylesin. Olanların karşısında teşekkür edebilmeyi nasip eylesin. Nankörlükten uzak eylesin. Aman ya Rabbi, nankör kulları Allah da sevmez, kullar da sevmez. Ne kötü bir hasettir o. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi bu bölümü sizler de inşallah diğer dersimizde daha detaylı konuşmuş olacağız. Duamıza geçelim. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahiret ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ramazan-ı Şerifimizin son günlerine artık yaklaşmış olacağız. 15'ini geçtikten sonra elveda Ramazan. Ramazan-ı Şerif bize elveda diyor. İşte o elveda diyor Ramazan-ı Şerifimiz inşallah güzel bir şekilde geçirmiş olarak ayrılmayı nasip eylesin. Tekrarları nasip eylesin. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin 0 kilometre yaptığı, affettiği, cehenneminden azat ettiği ve rahmetine gark ettiği güzel kulların arasına listesine bizleri de kaydeylesin. Allah evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eylesin. Evlerimize huzur nasip eylesin. İşlerimize bereketler nasip eylesin. Kazançlarımız bereketli olsun. Aksın, dökülsün efendim. Ama Allah-u Teala Celle Celaluhu o akan, dökülen bizde rızıkların içerisinde de cömertliği versin. Biz de verelim. Verelim, dua alalım. Verelim, dua alalım inşallah.
hem talebe okutalım, hem hayra hasenat yapıp da fakirleri efendim böyle sevindirelim, mutlu edelim. Biz bir insanı sevindirirsek Allah da bizi sevindirecektir. Rabbim sevindirilen o güzel kulların arasına da bizleri katıversin inşallah. Amin. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Kabirleri nurla dolsun. Makamları cennet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Selamun alel musallin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah dünyanızı ahiretinizi mamur eylesin.